Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale İçinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Evet, ağzınıza sağlık İzmirli Beren. Gerçekten Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Allah kabirlerini cennet eylesin, nur içinde yatsınlar. Onlar olmasaydı biz şu an ya Hristiyan olacaktık, ya Ermeni olacaktık, ya Katolik olacaktık. Yani Müslümanlığı sevmeyen bir ülkelerle savaştık. Yani bizi sevmeyen, daha doğrusu Müslümanları sevmeyen bir ülkelerle savaştık. Yani Allah gani gani rahmet dilesin. Ama şöyle söyleyeyim, asla ve asla Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk asla zihnimizden hiçbir zaman silinmeyecek. Zaten silinmesi mümkün değil. 100 yıl da geçse, 1000 yıl da geçse silmesi mümkün değil. O yüzden herkes için rahat etsin. Yani Atatürk'ün yerini hiç kimse alamaz. Alamaz. O yüzden bir tane paşamız var, odur yani, değil mi? Yani. Bir de iyilik seven Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu. Evet, onları da seviyor değil mi? Evet. Yani anlayacağınız, biz modern Türkiye olarak her zaman Atatürk'e karşı saygımız sonsuz. Evet, son olarak ne demek istersiniz? Yani Çanakkale türküsünü söylerken ya da dinlerken bile insan duygulanıyor. Tabii ki duygulanıyor değil mi? Ne kadar güzel. Yani düşünebiliyor musun? 250 bin şehidimiz var. 250 bin şehit. Öyle bir savaşmışlar ki yemeden içmek yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Yani tamamıyla aç ve susuz olarak. Ama şimdi diyeceksiniz ki gerçekten mi? Hayır. Yemeğe fırsatları olmadı bu askerciklerin. Yemeğe fırsatları sadece olmadı. Sadece su ve ekmek. Evet, su ve ekmek. Üzüm hoşafı. Yani üzüm hoşafı bizim aslında her evde olan bir şey. Yani gerçekten üzüm hoşafı içtiğinizde aklınızı şehitlere getirin. Evet, son bir kapanış yapalım. Ne demek istersiniz? İlk önce Atatürk'ümüzü asla kötü davranmamalıyız. Hatta ölmüş olsa da yine de zihnimizde. Evet. Onu çok seviyoruz. Evet. Atatürk sevilmez mi, değil mi? Evet. Görüşmek üzere. Videomuza like atmayı unutmayın. Vallahi döveriz vallahi. Gelir oraya döveriz. Sizi var ya şu sopalarla sizi gelip döveriz, ona göre değil mi? Benim güzel kızımın videolarına like atmayı unutmayın. Evire çevire döveriz. Görüşürüz. Evet, kedimiz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Dursun. Ne yapıyorsun sen? Kedi. Çiçeklerin arasında doğasını yaşıyor, evet, galiba. Değil mi? Dolaşıyor. Saat 1:30. Evet. Bakıyor. O bize bakıyor, biz ona. Evet. 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 Tarlanın sahibi geldi. Doğru, karnını bul galiba. Başkan Ünal.
Tarlalı mekanı geldi. Oh. Evet Sütlük abi. Sütlü kahve. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Biraz kahve içsek senden olur mu? Süt kaçıyor. Ah yattı. Evet. Yenebilirsin bu arada, burası kuru. Evet. Biraz tarlamız bakıyor buraya. Yat yat. Keyfine keyif. Oh vallahi. Valla Sütlük abi. Keyfine keyif demek ister. Valla. Evet ne dersiniz arkadaşlar bugün? Ne muhabbet etmek istersin Beren? Birazcık doğadan bahsetmek istiyorum. Evet hava güzel ama değil mi? Evet şu an güneşe bakıyoruz. Oo güneş kameramızda bile. Evet. Hava şey çiçekler de açmaya başladı. Bak çiçekler ama çiçek şey açmış. Kedi açmış. Evet. Çiçek kedi açmış. Kedi gibi kedi açmış. Evet o bak. Koparacak çiçek. Koparacak. Ben sana koparayım. Bugün doğadan bahsetmek istiyorum. Evet. Doğadaki çiçekler. Yatıyor vallahi en keyifli onun keyfi. Değil mi? Aslında mekanın sahibi onlar. Onlar her yere serbest. Değil mi? Yok bu ev benimmiş. Şu ev bahçedir. Yatsın İzmir'le Beren. Onun keyfi güzel. Ne yapıyor? Keyfin çok rahat. Vallahi rahat. Vallahi senin yerinde olmak isterdim. Ama niye? Yatabilirsin evet. Ama karıncalar. Ama karınca işgali. Bizim bahçede çiçeklerimiz böyle açsın. Karıncalara bir yer yapacağız. Orada yaşayacaklar. Çiçeklerin içinde karınca olmayacak. Orada rahatlık yapacağız. Hatta hafta gelsin. Size bir sürprizimiz var. Bir yerde bir park açılmış ama sürpriz adı. Bu gülü hafta, gösterebilir misin? Efendim? Gülü. Tamam. Haftaya sürprizimiz var size. Bakalım gülümüze. Beyaz kokulu bahçe gülü. Beyaz yani kokulu bahçe gülü. Bunları zannetmeyin burada. Evet evet. Şurada tamam. Onlar burada. Korumak için. Tabii onlar korumak için basılmaması için ama açmış biraz değil mi? Evet. Şurası. Hı, açmış açmış. Bu büyüyecek o kocaman olacak. Beyaz kokulu bahçe gülü. Güzelmiş ama. Şeyimizi görelim. O kokulu yaprak neydi? Defne. Defne yaprağını göster bakalım nasıl bir şeymiş. Defne. Defne yaprağını göster. Bir gün önce biz bunu kopardık. Hı, evet böyle. Bunlar genelde yemeklerin çaylarda. İçinde de... Ay çaylarda olmaz. Yemeklerin defne. İçinde ama genelde Hindistanlılar çok koyar. Her yemeklerinde Hindistanlılar bunu koyar. Bunu parçalara koyar. Çok güzel kokuyor ama. Güzel. Evet. Ha şeye bakalım o ortadaki mısır. Mısır mıdır nedir o bilmiyorum ki. Mısır değil bambu. Bambu mu? Ha, bambu. O da açmış ama. Bambu da açmış evet. Birazdan başlamış açma evet gelir. Patlamış. Birazdan pandalar gelir. Evet. Burada da bir ağacımız var. O da çok güzel. Harika. Bir de Ünal amcanın maydanozlarına bakalım. Ünal amcanın maydanozlarına bakalım. Bakalım ne olmuş. Maydanozlarına bakalım. Bunlar da maydanoz. Ne? Evet bunlar da maydanoz. Hayır bunlar başka bir şey. Hayır bu da maydanoz. Ama bir... şey bu nane bu nane. Evet. Bu nane. Nane. Evet nane. Ağaç bile açmış bakar mısın? Ağaç bile açmış. Evet. Ama işinin geç yanı. Kedi açmış bizim şey. Yani. Evet bu da bizim tulumba. Oh söyle senin. Kafayı. Evet yakaladın bambuyu. Evet marulumuz. Evet, Doğan'ın kanunu yatıyor yerde.
Evet, belgesel. Ya sevsin ablan. Gitme oraya ya, ya gitme oraya ya. Niye gittin oraya? Ya oğlum. Oğlum desene. Konuşsa. Desene, desene. Oğlum ne yapıyorsun sen? Takla attı çocuğu. Taklacı mı olacaksın sen? Oğlum geçsene, senin ne işin var tarlada? Hayır. Gel buraya, gel. Gel. Daha da öteye gidelim. Evet, neyse o gelir, gel. Biz gidelim, o tekrar gelir. Arkadaşlar, sınıfaya çekin, ben bir yere gidip geleceğim. Hadi git bakalım. Ama saklanmaç gibi bu oyun. Dönün bakalım, siz kedileriniz çekin şu an aralık. Evet, çekelim bakalım. Şimdi nereye saklanacak acaba? Acaba nereye saklandı bu? İzmirli Beren nereye saklandı? Ağaçlar açıyor. Evet. Beren saklandı. Nereye acaba? Şimdi arkadaşlar bak. Burada ağaç var. Bu ağacı arkamı dönüyorum. Bu ağacın arkamı döndüğümde bu ağaç Beren verecek. Bakalım yine zaman gelecek. Şöyle dönelim bir bakalım. Evet, Beren yok. Beren. Beren nerede acaba? Nerede olabilir? Demin ağaç boştu. Şimdi dönelim bakalım. Beren. Acaba liman ağacına mı çıktı? Yo, imkansız bir şey. Aha. Sultan papağan. Sarı bir sultan papağan. Bakalım suratını. Evet. İnsana benziyor. Evet arkadaşlar, ne de demek istersin? İkinci. Hava soğuduğu gibi. Ay soğumadı. İşte biraz rüzgar esti. Evet. İlk önce bizim bir oturma yerimize gidelim. Evet. Evet, yemeğimiz de var, suyumuz da var, limanımız da var. Oturabilirsin. Birazcık hayvanlardan bahsedelim. Gel istersen. Dur, güneş geliyor, o yüzden. Üstüne otur. Tamam. Evet, bahsedelim şimdi. İlk önce bizim hayvanlarımızdan bahsedelim. Hangi hayvanlarım var? Mesela bahçemizde ne hayvanları var, ona bakalım. Bakıyoruz. Bir tarayayım. Karınca var ilk önce. Sütlü kahve. Orada. Gene geldi mi oraya? Evet. Sütlü kahve gene başka. Evdeki, yani orada, evin oradaki hayvanlardan bahsedeyim. Kuş, sultan papağan. Başka? Başka kedimiz var. Bir de sütlü olarak balığımız geldi. Ama güzel, balığınız güzel. Ablalarımdan doğum günü hediyesi erken gelen. Bence balığınız çok güzel ama. Evet. Ona bir resim yaptım. Evet. Aa, güvercin. Güvercin. Evet. Kumru. Gel. Ah, uçtu. Güvercin. Kumrumuz da videoya çekilmek istemedi herhalde. Evet. Senin sütlü kahve gene gidiyor. Benim yazıma yetişemeyecek misiniz? Bakalım. Seninle oyun oynuyor. Ağaçlar çiçek açmış ama, değil mi? Ağaçların hepsi çiçek açmış. Defneyi de sorayım. Defne yaprağı. Kahveyi gördün mü? Bakalım mı mantar olmuş mu? Arkadaşlar. Nerede? Çok
korkunç bir şey gördüm. Şu taşın üstünde bir şey var. Evet, o osuruk böceği mi? Evet. Evet, osuruk böceği. Tamam, kaçalım. Bakalım ağacımız mantar üretmiş mi? Bir bakalım. Bakalım mantar açmış mı? Dikkat edelim bunlara. Bakalım belki de açmıştır ama. Bakalım. Arkadaşlar bir şurada işim. Sütü kahve gördünüz mü? Görmemişler. Mantar yok. Nerede acaba? Her yer çiçek. Evet, burası bizim eğlence yerimiz. İnşallah evler, binalar olmaz da burası devam eder böyle yeşillik. İyi olur ama. Gene kaçtı oraya. Ablam gene kaçtı. Sen bir Naime yapar mısın? Oğlum, ne yapıyorsun leşik? Bir daha de bakalım. Oğlum, ne yapıyorsun leşik? Ya, saklanalım orada. Efendim? Saklanalım, gelsin. Saklanalım, hadi gelin. Küçük küçük yılanlarımız dolanıyor. Ama bunlar ayaklı yılan. Ne biçim yılan bunlar be ya? 40 ayak sanırım. Bunlar bence kertenkele. Hayır, bunlar bence kertenkele olacak ya. Bunlar kertenkele olacak ya. Bunlar yılana hiç benzemiyor çünkü. Arkadaşlar gelin. Sütlü kahve. Ha, burada da var. Tamam. Tamam, geleceğim ben. Ben dur şeylere bakıyorum. Vallahi orman gibi her türlü böcek var vallahi. Maşallah. Gelin buraya saklanın. Hem burada aralıklar da var. Şu an gelin. Evet, bakalım aralıktan bakalım. Evet, aralıktan bakalım. Bakıyoruz. Bakalım bakalım. Ne yapıyor? Şu an eşeliyor bir şeyleri. O da tarımcı olacak. Şu an arı görüyorum. Arı geliyor bize. Allah. Ben alttan bakıyorum. Evet. Şu an bakıyorum. Ben de zeytinlere bakayım ben de çaktırmadan. Zeytinlere ben. Let's go. Bakayım. Çok güzel ama değil mi? Güzelsin. Bir tane de. Hasan amcanın şeyleri, limonları da çok ama. Değil mi? Aslında çıkıp tepeye hepsi toplayacağını mı? Toplayamaz. Burada bakalım. Toplayalım. Orada da limonlar var. Bak, bir sürü var yani limon. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Asıl konumuza. Evet. Yakalamayacağım. Evet, şimdi. Hadi gel, çıkayım yukarı. Tamam. Zeytinlerimizi bırakalım. Şuraya.
Eskiye bas. Eskiye bas. Eskiye bas. Değil, değil. Hadi ya. Kalk, kalk, kalk. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yukarı kaldı, yukarı kaldı. Şimdi yapalım, yavaştan yukarı. Çık, çık, ben çıkıyorum seni. Ben çıkıyorum seni. Ben çıkıyorum seni. Ben çıkıyorum seni. Ben yapayım. Anahtarı kaybettim. Ama sen anahtarı bırakma. Aldım, cebime koydum da. Cebime koydum ya, acaba yere mi attım? Bir tık kırmızı bir ikniydi. Yere bıraktım. Bırakmadım da. Beren, ucu kırmızı bir anahtar bulalım. Valla yoktur ya, olsa buraya düşmüştür. Bırakmıyorsun değil mi oraları? Bu da hiç yok. Bu ne ya? Çok güzel ama değil mi? Kon bana lütfen. Bana konabilir misin lütfen? Yani kelebeğin çıkması... Demek hadi. Ki ilk bahara getiriyor. Yeni mi taktiğim? Ah, kon mu? Buna kon. Kon mu? Çık gitti. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Evet. Kapanışı yapalım. Ne dersiniz? Olur. Ağaçta yapalım. Evet. Kapanmış. Şimdi bu hafta bu hafta biz neler yaptık? Bu hafta, Hafta mesela okulla ilgili olsun evet. Şey ne yaptım? Ha biz anlatın bu hafta. Ondan sonra kapanışı yapalım. Tamam. Hı. Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Türküsü'nü okuduk. Okulda bir arkadaşımla onu ezberledik. Ondan sonra ikimizi de bütün öğretmenler tebrik etti. Hatta biz söylerken bazı öğrenciler yani arkadaşlarım da söylüyordu. Okulda ilk günümdü yani. Okula gitmediğim için ilk günümdü.
O zaman bunu kapanışını yapalım. Çanakkale türküsünü söyle. Tamam mı? Hı. Söyle. Altı kıta yani aklına gelebilecek. Tamam, bunu kapanışını yapalım hadi. Ondan sonra. Çünkü sonuna herkes izlemeyecek sonunu. O yüzden Çanakkale türküsünü başa koyarız. Evet. Evet. Şu an kapanışı yapalım. Çanakkale türküsünü söyle. Hayır. Çanakkale türküsünü bir dahakine söyleyeceğiz. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum ve bir dahaki haftada neredeyiz onu bakacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şöyle bir bahçemizi şöyle çekelim. Evet arkadaşlar, bahçemiz bu. Çok güzel bir bahçemiz var. Ama en önemlisi Sultan Papağan. Sultan Papağan. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.